Aslında Kemal Çelik ile yollarım çok şans eseri kesişti. Bir hocam ben tambur çalıyorum dedi ve ben tambur neymiş ya diye baktığım zaman Kemal Çelik tambur kaydına denk geldim. Derya Türkan ve Murat Aydemir'in çaldığı bir kayıt. Ve o an gerçekten Kemal Çelik ile varoluşsal bir bağım olduğunu hissettim. Ben küçüklüğümden beri spiritüel bir öğretiyle büyüdüm. Ve bu öğreti aslında şunu söylüyordu. Biz Yaratıcının sesini duyduk, onu gördük, onun kokusunu aldık ve bizim bu dünyadaki bütün yolculuğumuz aslında böylesi algılarımızın üstünde bir ses duymak, bir koku duymak, bir güzellik görmekle ilgili aslında. Ve Kemal Çelik'in sesini ilk duyduğumda gerçekten eğer böyle bir ses varsa şayet, eğer ben böyle bir ses duyduysam bu ses Kemal Çelik'e en yakın olan ses olabilir. Ve bundan sonra bütün hayatımı açıkçası bu enstrüman üzerine adadım. Hem bunu çalmak için hem bunu yapmayı öğrendim. Ve açıkçası bu kararımdan tabii ki çok memnunum. Ve Kemal Çelik gerçekten benim bir şekilde bu hayatta bana eşlik eden ve bu yolculukta aslında spiritüel yolculukta bana eşlik eden bir ses benim için. Benim kendi sesim aslında. Yani Kemal Çelik'in sesi aslında insan sesine çok çok yakın bir ses. Aslında küçücük bir enstrüman fakat çok geniş bir ses alanı sağlıyor. Ben o yüzden aslında kendimden ayrı tutmuyorum onun sesini ve bu kalabalık içinde ben nasıl bir şekilde kendimi ifade edebiliyorsam bütün bu karmaşa içerisinde kendine bir yer bulabiliyor bence. Genelde algılamaya çalışıyorlar. Yani bu keman sesi gibi bir yandan işte flüt sesi gibi bir şeyle bağdaştırma çabası oluyor. Aslında doğuya ait olduğunu bildikleri fakat yine de kendilerinden de bir şey bulabildiklerini düşündüğüm bir enstrüman. Çünkü diğer enstrümanlarla o kadar bağ kuramıyorlar ama kemençe bir şekilde tanıdık geliyor. Ama tanıdık gelen o sesin biraz daha sıcak ve derin hali gibi. Dairen aslında iki dünya demek Osmanlıca'da. Ben İstanbul'da doğup büyüdüm fakat sonra Amsterdam'a göç ettim 7 yıl önce. Ve aslında bu iki dünyanın arasında bir bağlantı kurma kendime. Bu iki dünyanın içerisinde bir yeni bir ses örgüsüyle bir şekilde ifade edebilmek adına kurduğum bir projeydi. Ve bunu Maya ile yapmayı istedim. Kendisi çok çok yönlü bir müzisyen. Ve sanatçı ve bestekar ve beraber bir yolculuğa çıktık. Bir yeni bir dediğim gibi ses alanı oluşturmak, bir canlıların ötesinde bir aslında müzik yaratmak için. Ve en sonunda her iki yılda bir yeni sanatçılar bir şekilde gruba dahil ederek kendimizi bir şekilde ilhamlandırmaya çalışmaya karar verdik. Ve son projemiz piyano ve perküsyon setle olmasını istedik. Ben çok fazla konsere giden bir insanım ve genel olarak müzisyenleri orada dinleyip bir şekilde ilham alıyorum. Ve bazı konserlerde gerçekten ben bu insanla bir şey yapabilirim, aynı dilden konuşabilirim dediğim zaman onları davet ediyorum. Küçük bir jam session yapıyoruz. Ve en sonunda beraber karar veriyoruz. Beraber bir şey yapabilir miyiz veya yapamaz mıyız? Bunlar da genel olarak jam session'larımız improvizeler üzerine oluyor. Ve ikinci jam session'da genelde benim için küçük bir beste yapar mısın diyorum. Hani kemençenin o dokusunu algılayabilmiş mi? Veya işte aramızda bir bağ oluşmuş mu diye. Ve sonrasında Maya ile görüşüp genel olarak projeye başlıyoruz. Yani benim aslında asıl vizyonum gerçekten Doğu ve Batı'nın ötesinde bir şey yaratmak. Çünkü bu tarz sentezler genel olarak her insanın kendi dilinden bir şey söylediği ama bazen hiç kimsenin hiçbir şey anlamadığı bir diyaloğa dönüşebiliyor.
Ve ben bütün müzisyenlere en başından söylüyorum, hani birbirimizi sadece insan olarak görüp geldiğimiz janraların, geldiğimiz geleneklerin ötesinde biz nasıl bir diyalog kurabiliriz ve aslında yeni bir dil nasıl oluşturabiliriz bu diyaloğu kurmak için. Ve seçtiğim insanlar da açıkçası mesela Frans Van Chaussy yıllardır sentez müzikle, sentez müziğin içinde olan bir sanatçı. Vincent keza öyle ve onlar uzun yıllar içerisinde geliştirdikleri teknikleri aslında biraz bu projede aktardılar. Ben genel olarak ne yapıyorum? Mesela bir melodi yazıyorum ve onlara götürüyorum bu melodiyi. Yani siz buna nasıl eşlik etmek istersiniz? Bütün aranjmanları ben yapıp önlerine koyarak değil, sizin buna nasıl bir katkınız olabilir? Kendi dilinizde siz bunu nasıl tarif edersiniz? Ve en sonunda gerçekten herkes kendinden bir şey kattığı zaman o çok organik bir şekilde o melodi kendisini o dünyanın içerisinde bulup bir şekilde ifade ediyor. Onlar da aynı şekilde kemençeye bir şey yazdıkları zaman ben kendimden bir şey katıyorum. Ornamentler katıyorum veya bazı yerleri eksiltiyorum, azaltıyorum veya artırıyorum. Ve bu şekilde biz yeni bir dil oluşturuyoruz kendi aramızda açıkçası. Dare'nin müziği oldukça yoğun, fakat bu yoğunluk bir ağırlıkla gelmiyor, hafif bir yoğunluk. Ben Türkiye'deki dinleyiciye iyi gelebileceğini düşünüyorum. Fakat oldukça heyecan verici bir müzik de bir yandan. Çünkü her an ne geleceği belli olmuyor ve her şey bir build-up var her noktada. Ve hiç beklemediğiniz bir anda aslında bize çok aşina gelen bazı işte ritimler veya melodiler duyabiliyoruz. Ama bütün bunlar bir harmoni içerisinde gerçekleşiyor. O yüzden heyecan verici bir akış diyebilirim. Bundan bir sonraki projemiz aslında Güney Kore ve Türkiye'nin müziklerini bir araya getirdiğimiz, fakat yine bir jazz platformunda bunu yaptığımız bir proje olacak. O umarım 2025 için planımız şu an. Fakat bir sene daha bu kuartetle turda olacağız. Bu akşam aslında benim için çok çok heyecanlı, çünkü ben sanıyorum bundan 8 veya 9 sene önce ilk defa burada Sokrates Sinopoulos'u dinlemiştim. Fakat o zamanlar tabii ki geleneksel Türk müziğiyle uğraşıyordum sadece. Ve hani burada çalabilmek acaba mı belki bir gün diye düşünüyordum. Ve bunca zaman sonra aslında ilk defa İstanbul'a geliyorum ve kendi yaptığım projeyle ve benim için çok çok kıymetli burada olmak. En sonunda sanırım bu iki dünyanın bir araya geldiğini hissettim. Arkadaşlarımı dün İstanbul'da gezdirirken de ve bu ilkin aslında Borusan'da oluyor olması benim için çok çok kıymetli gerçekten. O yüzden teşekkür ediyorum.